sevgili izleyiciler, kadının gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Ben hemen şeyi sormak istiyorum. Gerçekten 3 kıta, onlarca ülke, tabii bu geziler sırasında da böyle bir sürü farklı coğrafyadan, farklı medeniyetten insanla karşılaşıyorsunuz. Eminim ki çok fazla ilginç olay da başınıza geliyordur. Biraz onlardan bahseder misiniz bize lütfen? En çok Moğolistan kültüründen etkilendim. Örneğin Moğollular kendi dilinde aşk şarkısı yazmıyorlar. Daha çok ağıt, toprak sevgisi, işte Cengiz Han'a, anneye, babaya, ölüm, daha çok ağıtla ilişkili onlarda şarkı. Bu yüzden bir Moğollu başka bir dil biliyorsa, Türkçe ya da İngilizce, sürekli şarkı söylüyor ama çok güzel şarkı söylüyor. Ya orada şunu fark ettim, sevgiyi görünür kılmak aslında kadar çok değerli. Ya onların böyle bir kanalı yok. Yani sürekli işte yolculuk bir şeyleri sorgulama fırsatı veriyor. Yalnız yolculuk yapmanın bir güzel tarafı bu. Onun dışında Moğolistan'la ilgili örneğin çadırları kilitlemiyorlar ve yemek yaptıklarını biraz daha fazla yemek yapıyorlar. Onlar yokken birileri geldiğinde o yemeği paylaşmak için akşam döndüklerinde azalmışsa tencere onu kutluyorlar. Birilerine yardımcı olduk diye. Çok ilginç gelmişti, çok tuhaf. Aç kalmazsınız Moğolistan'da. Yolda giderken bir gördünüz çadır, girdiniz. Uyuyabilirsiniz. Karnınızı doyurup uyuyup kalkıp gidebiliyorsunuz. Evet. Çok tuhaf gelmişti. Öyle bir şey yaptınız mı peki Moğolistan'a gittiğinizde? Zaten iki şehir dışında bina hiçbir yerde yok. Hep çadırlar var. Yani mecbur girmen gerekiyor. Ya da öyle bir doğası var. Zaten seni görür görmez davet ediyorlar. Ortak bir dilin olmasa bile hemen yemek yiyorsun birlikte. Çadırlarda kaldım zaten o süre boyunca. Farklı kültürleri var. Öpmüyorlar, kokluyorlar birbirlerini. Çok enteresan. Başka at, her taraf at, hayvanlar. 2 yaşındaki çocuk at kullanabiliyor, at sürebiliyor. Doğar doğmaz atın üstündeler, bağlıyorlar. Daha yani emeklemeden bile atın üstünde ata bağlayıp atla olan işte o bağlılığı kurmaya çalışıyorlar. Evet. Peki İran'da hiç başınıza enteresan bir şey geldi mi? Hani böyle motosikletle giden bir Türk kadını onlar için de böyle çok hani her zaman görebilecekleri bir şey değil aslında. Çok ilginçti. Yani her yerde fotoğraf çektiler. Benzin alacağım bütün pompacılar, o saha görevlileri. Fotoğraf, yolda. Hatta bir tane video trend şey oldu, keşfete düştü. Bir güvenlik görevlisi sanırım geldi, hiçbir şey sormadı, sarıldı, fotoğrafı çekti. Böyle yani çok çok ilginç ama çok kibarlar. Ben çok yargılı olduğum bir ülkeydi açıkçası. Ya da çok bilgim yoktu o ülkeyle ilgili. Kendimi çok iyi hissettim. Sadece kadın olmak zor o coğrafyada ama turistsen biraz daha kolay tabii. Evet, onu soracağım. İşte pek çok ülkeye gittiniz. Genel olarak baktığımızda kadına bakış açısınızı değerlendirirsiniz. Her gittiğiniz ülke, işte batıya da gittiniz, doğuya da gittiniz. Öyle baktığımızda o kadını biraz değerlendirir misiniz bize? Yani Fas, Asya, yani her tarafta turistsen çok onu anlayamayabiliyorsun. Çünkü bir misafir gibi davranıyorlar. Ama şu bütün yolculuklarım süresince başıma nerede kötü bir şey geldi derseniz Avrupa, Balkanlar'da geldi. O tamamen insanla ilgili diye düşünüyorum. Yani o anki seni karşılaştığın insanla ilgili. Kötü bir şey de geldi mi başınıza? Yani rahatsız olduğum durumlar oldu, evet. Yani o ülkenin ismini açıklamak istemiyorum. Çok şey acımasızca olur. Çünkü o benim yaşadığım bir gözlem. Öyle kötü bir şey çağrışmasın ama evet, maalesef rahatsız edici durumlar oluyor. Evet. Kötü anılar oluyor ama yani tartıya koyarsak kesinlikle kazanılan güzel anılar daha fazla. Ama çok enteresan değil mi? Hani şey baktığımızda hani Avrupa'da daha rahat etmiş olmanız gerekiyor gibi bir algı vardır ya hani çok her zaman. En rahat İran'da. Çok, yani çok enteresan İran aslında o kendine tarafın çok daha rahat olmuş olması. Evet, gerçekten şaşırdım buna. Yaklaşınca demek ki hepimizin bir ön yargısı mı var acaba bu konuda, bilemedim şimdi. Ya buyurun, bir şey söylüyordunuz, evet, yerim kaldı. Ha, yaklaştıkça değişebiliyor. Yani efsaneler de değişebiliyor. Evet, gerçek olabilir o kültürle ilgili, o tanımlanmış kültüre dair konular ama yaklaştıkça çok farklılaşıyor. Evet. Peki şimdi tabii o kadar çok gezdiğiniz için böyle gözlemlerinizden de faydalanmak istiyorum. Kadınları sordum ben, bir de çocukları sormak istiyorum. Ne dersiniz? Çocuklar nasıl şartlarda yaşıyorlar? Mesela Moğolistan'da dediniz 2 yaşında çocuk, hani evet, daha yürümeye yeni başlarken atın üzerine bağlanıyor. Evet. Çok iyi at sürebilsin diye. Bunun gibi şey, çocuklarla ilgili şehirlerdeki gözlemleriniz neydi, ülkelerdeki? Ya Moğolistan'da ev kavramı olmadığı için onlar doğada yaşıyorlar. Yani mevsim de çok uygun. Kışın sadece yine o izolasyonu olan bir çadırdalar.
Fas'ta en çok etkilendiğim yerlerden bir tanesi Fas oldu. Çünkü dışarıya bir kapalı bir ülke. Yani Arap kültür. Gerçi hani dilencisi dahi 5 dil konuşuyor. Ama sömürge ülkesi olduğu için belki de. Ya oradaki kız çocuklarıyla temas etmek çok değerliymiş gibi geldi. Hatta benzin alırken bir Arap bir baba yanıma doğru koşmaya başlamıştı. O sahneyi hiç unutmuyorum. İki çocuğu var. Kız çocuğu daha önde, sanki böyle yani bana yetişmeye çalışıyor gibi, gözleri dolu dolu. Çok da naif bir şekilde sordu. Dedi ki kızımı özgür bir kadına tanıştırabilir miyim dedi. O zaman şunu fark ettim. Yani benim bu coğrafyalarda olmam önemli. O yüzden İran'a gittiğimde de olabildiğince kız çocuklarıyla temas etmeye çalıştım. Anneler, babalar. Görünür olmak bu yüzden önemli. Asil Özbay olarak değil de yani motosiklet kullanan, tek başına yol alan bir kadın olarak görünür olmaya çalışıyorum. Evet. Evet. Evet, Fas'taki gerçekten enteresanmış. Özgür bir kadınla tanıştırmak istemesi, gerçekten yaşadıkları. Ama bir taraftan da bakarsanız yani dilencileri bile 5 dil konuşuyor diyorsunuz İngilizce aslında. Hariç hemen hemen her dili biliyorlar. Öbür taraftan baktığınızda aslında kültür seviyesi çok yüksek taplarda denilebilecek durumda ama işte. Peki şimdi bizi izleyen kadınlar da var. Kadınlar da var, erkekler de var tabii. İşte ben bile dedim ya az önce, acaba işi bıraksam ben de mi çıksam yollara diye. Sizin gibi gezginlere böyle tavsiyeleriniz olacaktır tabii mutlaka, yeni belki de hani buna adım atmak isteyenlere. Neler söylersiniz? Öncelikle şundan bahsetmek isterim. Uzun süreli seyahatler, dünya turu herkesin hayali. Ama bir süre sonra bu da rutinin bir parçası olmaya başlıyor. Bir ay, iki aydan sonra artık böyle aynı şeyi tekrar ediyormuşsun gibi geliyor. O yüzden kısa süreli seyahatler bence çok değerli. İşte 3 hafta gidip tekrar dönüp tekrar gitmek. Aslında o döndüğümüzdeki değişim çok değerliymiş gibi geliyor. Ara ara dönmek gerekiyor. Evet. Geldiğin yere dönmen gerekiyor. Evet, hep gezginlik tarafınızı konuştuk ama aslında siz bir akademisyensiniz de. Biraz da o yönünden bahsedelim evet, mi? O kadar zaten gezgin. Sizin öyle bırakıp uzun süre gidip hani gelmemek gibi bir şansınız yok herhalde. Evet. Maalesef. Ama mesleğimi de çok seviyorum. Yani içgüdüsel olarak birilerine bir şey aktarma. Bu ders müfredatının çok dışında ama. Yani hayatını dönüştürmek, dokunmak çok değerli geliyor. O yüzden çok doğru bir mesleği yaptığımı düşünüyorum. Ama bir taraftan da hala öğrenciyim ve devam etmem gerekiyor keşfetmek için. Böyle iki aradayım ama doktora tezimi dünya turu kapsamında yapmak istiyorum. Güney Amerika kıtası boyunca, tüm kıtayı kapsayan. Bu şekilde devam ne ediyor. Ne güzel. Hem işte hem seyahat olacak o zaman değil mi? Evet. Bir taşla iki kuş. Müthişmiş. Evet. Peki gün geçtikçe ne yazık ki aslında sadece Türkiye için değil bütün dünya için çevre sorunları da artıyor aslında dünya genelinde. Ya da biz buradan mı öyle görüyoruz? Yani sizin gittiğiniz coğrafyalarda da durum kötü mü? Çevre konusu olarak mı? Evet. Yani ben açıkçası bir dünyayı bir bütün olarak algılıyorum. Çok öyle keskin farklılıklar görmüyorum. İç içe geçmiş, çok akışkan. Burada olan sorun orada da var. Hı hı. Yani her türlü. Evet. Peki böyle gezgin olup yani motosikletin üzerine binip seyahat etmek çok maliyetli bir iş mi? Aslında 3 kalem var. Benzin, konaklama, yeme içme. Ama bunun dışında motosikletle seyahat ettiğim için çok ekstra masraflar çıkıyor. İşte lastik, balatalar, işte bir şey kırılabiliyor, bir şey yaptırman gerekiyor. Parça almak için uçak kargoyla, örneğin Rusya'da, o coğrafyada bulmak zor. Uçak kargoyla getirtmek zorunda kaldım. Bu gibi masraflar maalesef, kargo ücretleri olabiliyor. Ama Türkiye'de seyahat etmekten çok bir farkı yok aslında. İran dünyanın en ucuz benzini olan ülke. Evet. Moğolistan, Rusya o şekilde. Üniversitem destekliyor. Yani aslında bu noktaya gelebilmemin sebebi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Özellikle o kadının, okulun tepe noktasında bir kadının olması, Hülya Gedik mütevelli heyeti, onun desteklemesi çok değerliydi. Yani gün geçtikçe daha da destekler artıyor aslında. Evet. İşte kadın dayanışmasının önemi değil mi? Bir kez kesinlikle, daha ortaya kesinlikle çıkıyor. Peki tabii biraz da yemekleri de sormak istiyorum tabii. İşte Moğolistan'a gitmişsiniz. Hepsinin ayrı farklı kültürü var, yemek kültürü var. Yakın bulduğunuz kültürler oldu mu ya da her gittiğiniz yerde yemek yiyebildiniz mi?
zorlandığınız yerler oldu mu daha doğrusu? Yemek konusunda hiç zorlandığımı hatırlamıyorum. Yanımda en kötü ihtimal küçük portatif tüpler var. Yani motosiklette zaten öyle bir modifiye ediyorum ki giderken küçük bir karavan gibi. Yani USB'den şey ısıtıcı çıkabiliyor yani oradan bir şey ısıtabiliyorsun. Aa, ne güzel. Kahvemi yapıyorum, filtre kahvemi yapıyorum, Türk kahvemi yapıyorum. Özellikle yani restoranlar genelde o ülkenin kültürünü yansıtan yemekler olmuyor. Hani bizim Türkiye'deki restoranlarda da o şekilde. Dünya mutfakları oluyor genelde. Genelde evet, ben de o yüzden marketine gidip işte Fas'ta bir markete gidip ya da orada alıp kendim de yapmayı deniyorum. Ama işte zaman ve stres olduğu için yani ne bulursam da yemek zorundayım. Evet. Peki bundan sonraki seyahat nereye? Mısır. Mısır'la ilgili bir belgesel çekmek istiyorum. Daha çok orada hani kas kamerası, dronlar, yine tek başıma yapmak istediğim bir yolculuk. Hani Mısır'ın o gizemi var ya. Şimdilik piramitleri bir de ben bir keşfedeyim evet, diyorsunuz. Motorla en azından, motosikletle. Böyle çok da belirli şurası olsun dediğim bir yer yok. Yani amacım zaten manzara görmek hiçbir zaman olmadı. Farklı insanlarla tanışmak, kurgulanmamış bir yaşamı deneyimlemek. O yüzden akışına bırakıyorum ama ilginç bir şekilde yola çıktığım andan itibaren mıknatıs gibi o beklentimi doğrulan hikayeler çekiyor. Evet. Ne güzel, o Mısır belgeselini seyredebilecek miyiz peki? Çok isterim. Yani. Gidip geldiğinizde mutlaka bence insanların da o deneyimi görmesi gerekiyor. Paylaşmaktan çok keyif alıyorum ben de. En az yolculuk yapmak kadar bir ikinci bir yolculukmuş gibi geliyor. Ben de çünkü farklı bir açıdan bakıyorum anlatırken. Doğru, evet, haklısınız. Peki işte farklı coğrafyalara gidiyorsunuz ama bir Türk kadını olarak gidiyorsunuz. Türkiye'ye yaklaşımları nasıl, gittiğiniz yerlerde tanıyorlar mı ülkemizi? Tanıyorlar. Fas inanılmaz bir hayranlığı var. Özellikle Fes şehrinde. Dünyada Fas diyen tek ülke biziz. Herkes Morokko derken o da işte bizim Feslerle ilgili. Moğolistan seviyor. Bir İngiltere'de böyle kendimi biraz mesafeli hissettim onlara karşı. Onlar hissettirdi. İngiltere dışında hiçbir ülkede bu tarz bir şey yaşamadım. Seviyorlar. Hatta yolda Kotor'dan Mostar'a giderken Bosna Hersek'e bir dünya turu yapan bir karavanla karşılaştım. Durdurdular yolda, plakamı görmüşler. Türkiye'yi inanılmaz seviyorlar ve dünyayı dolaşan bir karavan düşünün. Sadece 3 tane sticker var. Mevlana, Türk bayrağı ve nazar boncuğu. O kadar seviyorlar. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Beni bile çok etkiledi bu. Peki ben çok teşekkür ediyorum size geldiğiniz için. Mısır'a gidip geldiğinizde de o belgeseli mutlaka izlemek istiyorum. Tamam, söz. Teşekkürler. Evet, sevgili izleyiciler, Kadının Gündemi'nin maalesef bugün de sonuna geldik. Ben şimdi sizden ayrılacağım ama Toçe'den Risk Altındaki Çocuklar Sempozyumu vardı. Bizden de Kaan Temeltaş takip etti bu sempozyumu. Ben size hoşça kalın diyorum. Pazartesi günü yine aynı saatte görüşmeyi umut ediyorum. Sizi bu VTR ile baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Koçev, yani Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı. 25 yıl önce kuruldu. Amaçları okuyamayan çocukların eğitimini tamamlamaktı ve 25 yıl sonra da hala aynı misyonla devam ediyorlar. 25 yıl oldu bildiğiniz gibi. 25 yıl evvel esasında sadece çalışan çocukları bir şekilde hak ettiği yerler, okullar olmaları gerektiği için onları savunmak adına yola çıktık ve çalışmak zorunda kalan çocukları ilkokuldan üniversite sonuna kadar 16 yıl boyunca maddi manevi her türlü desteği vererek yanlarında olmak için yola çıktık. Ve 5 çocukla başladık. Bugünlere geldik. Şu anda projelerle birlikte dokunduğumuz çocuk sayısı 7 milyona ulaştı. TOÇEV 18 Mart Pazartesi günü gündem olması gereken bir konu hakkında sempozyum düzenledi. TOÇEV 18 Mart'ta hayati bir konuyu gündeme taşıdı. Türkiye'deki Risk Altındaki Çocuklar isimli sempozyumda suça sürüklenen, istismara uğrayan ve çalıştığı için okuyamayan çocuklar konuşuldu.
özellikle biraz farkındalık yaratmak istedik risk altında çocuklarla ilgili ve çocuk haklarıyla ilgili. Çünkü 25 yılı dolduğumuzda hala fark ettik ki Türkiye'de çocuk işçiliği var ve ölümler var. İstismar yoğunlukta devam ediyor. Ve çocuk haklarıyla ilgili yaptığımız anket doğrultusunda, çünkü sempozyum öncesi bir anket yaptık İstanbul genelinde. Ve ankette çocuk hakları ilgili bilgileri olduğunu fakat çok fazla önemsenmediğini, yani daha farkındalık tam olarak yaratılmadığını fark ettik. Ve istedik ki TOÇEV olarak bu konuya biraz daha parmak basalım. 25. yılda TOÇEV'in ilk adımları atıldığı zamanda zaten çocuk hakları sözleşmesiyle ilgili bir komisyon kurulmuş ve bu komisyonluğa başkanlık yapmış bir sivil toplum kuruluşu. 25. yılında da dedik ki o zaman birazcık risk altındaki çocuklara dikkat çekelim, çocuk hakları sözleşmesini tekrar hatırlatalım ve ne kadar uyuyoruz, ne kadar biliyoruz bu konuda bir farkındalık oluşturalım istedik. Şunu söyleyebiliriz ki dramatik bir şekilde son yıllarda çocuk istismarında bir artış var. Ve bu artışın da özellikle cinsel istismar boyutunda olaylar arttığını ve özellikle istismar mağduru çocukların öldürülmesiyle birlikte olayların sayısındaki artışında bizi dehşete düşürdüğünü eklemem gerekiyor. Şöyle anlatayım, yani bir çocuğu eğer eğitmezseniz hayvan haklarını bilmez, insan haklarını bilmez, çocuk haklarını bilmez, doğayı bilmez, sevgiyi bilmez, saygı bilmez, hiçbir şey bilmez. Yani biz çocuğu aslında önce evde eğitimle, sonra da okulda eğitimle aslında birey olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Konuların hepsi birbirinden önemliydi. Fakat çocuğa cinsel istismar en önemlisiydi. Sempozyumda çocuklarda cinsel istismarın önüne geçmek için neler yapılması gerektiği üzerinde duruldu. Uzun vadeli problemi çözmek istiyorsak bizim toplumu bilgilendirmemiz lazım ve bu toplum bilgilendirmesini yaparken de hem anne babaları hem çocukları hem de ilgili olan herkesi bu konunun var olduğunu, yaşandığını, tehlikelerini ve sonuçlarını anlatmamız lazım. En sonunda da kendilerini çocukları koruyabilmesi için eğitimler sağlamamız lazım. Aile rolü inanılmaz önemli. Neden önemli? İki açı önemli. Bir, çocukta biz en çok yaşadığımız şey bu sır saklama kavramı. Bu sır saklamamak için ailenin yarattığı ortama çok ihtiyacımız var. Bilinçli anne babaya çok ihtiyacımız var. Ve çocuklara da kendilerini koruyabilmeyi öğretmenin birinci yolu en yakınlarının yaptığı şeyden başlıyor ki en yakınları dediğimiz zaman anne babalar var, sonra da öğretmenler var. İzleyiciler sempozyumdan sonra memnuniyetlerini dile getirdiler.